Şimdi başlarken arkadaşlar dedi ki ya bu sene ne başlık atalım dediler. Vallahi bir bu eksikti dedim yani. Bir de şimdi koronavirüsü diye bir gündem maddemiz oldu artık. İster istemez. Bundan sonra her gün herhalde gazetelerin, televizyonların birinci maddesi bu olacak. Tartışma programlarında bunlar anlatılacak falan. Bir süre koronayla yaşayacağız. Zaten bir süre koronayla yaşıyorduk. Ama uzakta bakıyorduk. İtalya'da diyorduk. Hani bakıyorduk ya Çin'de diyorduk, İran'da diyorduk. Şimdi artık içimizde. Ne yapmamız gerektiğini söylüyorlar. Bence ben vallahi bu Sağlık Bakanı bu süreci iyi yönettiğini düşünüyorum şu ana kadar. Bundan sonra ne olur bilmiyorum ama tedbirlerde alım, herkes artık kendi tedbirini alacak. İşte buraya gelirken metro ile geldim. Metro hınca hınç, yapılacak fazla bir şey yok. Metroya bin. Hele İstanbul gibi bir kentte metrobüs, otobüs olan ya böyle sıkışık duruyorsun. Kaçılacak bir durum yok. Yapacağımız belli. Söylüyorlar işte gideceksin, elini iyice yıkayacaksın, ağzını burnunu yıkayacaksın. Onun dışında başka yapılacak başka bir çare yok. Temiz tutacaksın her şeyi, her yeri. Ve kendine bakacaksın, bol sıvı içeceksin. Bunun dışında yapacak bir şey yok. Yani kalabalıktan, hele büyük kentlerde kalabalıktan kalabalığa girmeyeyim diyemez. Yani yaşlılar biraz, çocuklar, bebekleri uzak tutmak lazım kalabalıktan. Onun dışında önlem sayıyorlar işte belli. Yapmamız gerekenler de bunlar. Şimdi gündemde bu var ama esas Türkiye'nin gündemi bu. Ha bir de şunu söyleyeyim. Bu Twitter'da o kadar çok şey dolaşıyor ki ama öyle olmuş böyle olmuş falan. Bence pek itibar da etmeyin. Çünkü insan bir anda panik oluyor. İşte bugün herkes marketlere hücum etti. Allah bir şey oluyor. Aç mı kalacağız, salam mı kalacağız diye hücum makarnalar almışlar. Şunlar bunlar. Fazla da paniğe de bence kapılmaya da gerek yok. Hayat normal akışına devam etsin. Kendi önlemimizi alalım yeter. Şimdi Ankara tabii bununla çalkalanırken Türkiye'de, Ankara'da da bir siyasette de bir çalkalanma vardı. Dün anlattığım muhalefet çok ağır yüklenmişti Cumhurbaşkanı'na bu İblid meselesi konusunda. Moskova'da hatta demişlerdi ki Moskova'da Rusya kazandı, Esat kazandı Moskova zirvesinde. Erdoğan geri adım attı. Ne demekti bu? Dediler ki ya barışı gözleme noktalarından hani Şam ordusu geri çekecekti. Çekilmedi. Biz geri adım atmış olduk falan. Bugün Cumhurbaşkanı AK Parti şapkasıyla önce mecliste konuştu. Ve cevap verdi. Dedi ki işte o gözlem noktalarımız orada duruyor. Şam ordusu saldırırsa biz onlara günlerini gösteririz gibi bir cevap verdi. Ama o gözlem noktaları artık orada ne işe yarayacak, niye orada falan derken pek bir şey inandırıcılık olmadı gibi geldi. Şimdi tabii öğleden sonra da toplantısı vardı ama il başkanlarını topladı. Şimdi ondan önce arada Babacan da partisini açıkladı. Şimdi ben şöyle bir şey yorumladım. Sabahleyin Cumhurbaşkanı partisinin grubunda erken saatte konuştu. Arada Babacan'a öyle bir toplantı ayarladı ki sanki Babacan'a bir gönderme, hani Babacan'a bir cevap verme, yeni kurulan bir oluşuma. Çünkü şöyle diyor bakın, şu mesajı veriyor, teşkilatlarımız yenilenecek, yeni kadrolar olacak. Bu oluşumlar, yani bu yeni oluşumlar, her bir yeni oluşum, sözde oluşum diyor onlara. AK Parti'ye olan ihtiyacı arttıracaktır, arttırıyor diye kendi genişletilmiş il başkanları diyor, salon dolu tabii, onlara bir mesaj verdi. Ama Babacan'a baktığımız zaman, şimdi Babacan hakikaten çok, yani bir Türkiye fotoğrafı çizdi ama ağır eleştiriler vardı bence. Bakın birkaç notu aldım, altını çizdim, sizle paylaşayım. Diyor ki, ülkemizde adalet yaralı, demokrasimiz yaralı, halkımız ne kadar haykırsa da sesini duyuramıyor. Bakın burası önemli. Halkımız ne kadar haykırsa da sesini duyuramıyor. Korku siyaseti, polemikler, kavgalar hepimizi yordu. Haklı. Yani hakikaten bir korku siyaseti var. Çalışanlarımız işsiz kalma korkusuyla yaşıyor. İşte emekliler güçlükle geçiniyor. Türkiye önünü göremiyor, yatırımcı gelmiyor diye devam ediyor. Ama burada hakikaten en önemli şey, bu hakikaten bir korku siyaseti, bir kavga, bir kutuplaşma, bir itişme, kakışma kaç yıldır sürüyor? Kaç yıldır sürüyor? Ben 10 yılı hatırlıyorum. Ya bir 10 yıl önce, yani bu 2007 seçimlerinden sonra, hadi biraz daha gidelim, 2010 diyelim, 2010 referandumunu alırsak, geldik 2020. Demek ki 10 yıldır ha babam bir itiş, kakış, kavga, gürültü, her şeyden bir iktidar, öyle bir politika izliyor ki her şeyden bir sorumlu. Kim sorumlu? Hep muhalefet, hep muhalefet, hep muhalefet. Her şeyden muhalefeti sorumlu tutan bir politika izliyorlar. Ne kadar başarılı bilmiyorum ama kendi içinden de iki parti çıktı. İki parti de çok ağır eleştiriler yaptı. Dün Davutoğlu mesela önceki gün Konya'da ne dedi? Ben gidip şehit cenazelerinde Van'da dururken Binali Yıldırım benim altıma oymak için, kongre yapmak için imza topluyormuş dedi. Biz şehitlerin peşinde koşarken ağır eleştiriler. Babacan eski başbakan yardımcısıydı. Bakın ne kadar ağır eleştiriler yapmış. Korku siyaseti var diyor ki. İnsanlar sesini duyuramıyor. Sesini duyacak organ kalmadı diyor. Şimdi peki ne oldu? Ne oldu? Bu Suriye politikamızdan oldu, İblid'den oldu. Hakikaten muhalefetin dediği gibi biz geri adım attık. Veya şeyin söylediği gibi, Kılıçdaroğlu'nun söylediği gibi hani Erdoğan çok büyük laflar söyledi. Sonunu getiremedim. Ne dedi demişti Kılıçdaroğlu? Büyük lokmaya büyük laf etme. Ettiğin zaman altında kalırsın diye ağır eleştirilerde bulmuş. Şimdi durum ne Suriye'de? Veya Babacan'ın bu partisi ne olur? Davutoğlu ne yapar? Bunları da bu akşam konuşacağız saat 21'de. Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, Cumhuriyet gazetesi yazarı Orhan Bursalı ve tabii ki Fikret Bilal'le birlikte bakın Türkiye'nin bu siyasi yapısını, tabii koronavirüsünü de konuşacağız. Etkilerini, siyasi etkilerini konuşacağız. Bakın çünkü şey dedi ki turizm bugün büyük toplantı yaptılar. Dedi ki ya bu Nisan sonuna kadar otellerin açılışlarını erteleyelim. Turist istemiyoruz dediler. Bakın Türkiye bu sene turistten çok önemli bir gelir kaynağı bekliyordu. O yüzden turist gelmeyecek, para gelmeyecek, dolar gelmeyecek, döviz gelmeyecek. Bugün dolar gene hop kafayı kaldırmaya başladı dedi, durum kritikler gibi. Bunları da konuşacağız saat 21'de işin aslı programında. Okullar tatil olacak mı, olmayacak mı, olmalı mı bilmiyorum. Bak Ukrayna hemen tık. Dedi ki okullar bir süre 15 gün kapattı. Biz de kapatmalı mıyız? Yoksa bu kadar çok paniğe gerek yok mu? Saat 21'de işin aslında buluşmak üzere. İyi akşamlar diliyorum ama ben bu masadayım. Buradan kalkmıyorum. 21'de görüşmek üzere.